bir Almanya çıkartması. Ali Bey ve beraberindekiler Emrecan ve Salih Özcan için Dortmund'la ilk teması gerçekleştirmiş. Ya Almanya çıkartması derken Almanya'dan iki oyuncu olunca öyle verdik. Hani bu şey değil. E Fenerbahçe bir yerli iyi bir yerli almak istiyor. Yani çok fazla da burada aday yok. E, hem Salih Özcan hem Emrecan ikisi de Dortmund'da forma giyiyor. Hani bu oyuncularla ilgili düşünceniz nedir? gibi Fenerbahçe ilk e, teması gerçekleştirmiş. E, şimdi Emre Can'ın durumu, ya iki oyuncunun da durumu tam belli. Salih Özcan geçtiğimiz yıl ilk başta çok fazla oynadı, ilk 11'de başladı ama son dönemlerde biraz daha e, geri planda kaldı. Yani Dortmund'un bu oyuncu hakkındaki düşünce düşünceleri burada belirleyici olacak. Ne kadar ilerler süreç, ne kadar ilerlemez bilmiyoruz ama Fenerbahçe'nin, bir yerli orta saha düşüncesi böyle üst seviye yerli orta saha düşüncesi var. Bu iki oyuncunun da durumunu sordu Fenerbahçe. Emre Can'ın da durumu belli değil. Yani Dortmund kendisi hakkında ne karar verecek o da Dortmund'da devam etmek istiyor açıkçası. Hani onu da söyleyelim hani onu da e, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı. Bir yandan sözleşme uzatma olacak mı olmayacak mı bunlar konuşuluyor. Ama Fenerbahçe bu iki oyuncu içinde de durumunu sormuş yani Dortmund'a hakkında durumunu sormuş. Dortmund'da henüz e, çok çok böyle hani oyuncuların durumu ile ilgili net bir e, tablo yok. Biraz da herhalde antrenman döneminin ilerisinde. Yani Salih Özcan dediğim gibi çok iyi başladı. Çok forma buldu ama sonra biraz yedek kulübesinde kaldı. Hani böyle bir durum olursa bir kiralama hani nasıl ne düşünürsünüz bunu söylemiş olalım. Çünkü e, Fenerbahçe yabancı şimdi ilk 11'de oynayacak yerli konusunda bu noktada soru işareti var. O yüzden böyle kaliteli bir isim alıp o konuyu çözmek istiyor. Fenerbahçe bir tane ön libero transferi yapacak Premier Lig'den oyuncular bakılıyor. E, bu... İsmail var orada yüksek. Ama bir oyuncu yani bir oyuncu. Yani ara var bir de. Crespo kullanılmaz mı orada? Ya şey tam yerli altı yerli. numara değil. Bir de işte yerli de olması isteniyor. Var. Ya dediğim gibi kesin oraya yerli takviye sonuçta aday sayısı belli işte. Yani Emrecan Salih Türk statüsünde oynayabilir. Salih zaten milli oyuncumuz. Emrecan da Türk statüsünde oynayabiliyor. Çok fazla yok işte. Her Hertabellinde Suat var. O o seviyede mi biraz tartışılır hani. Suat Serdar, iyi bir değil mi? Suat Ser Serdar Ali Bey'in kaçıncı yılı oldu Fenerbahçe'de? 6'ya başlıyoruz. Geride kalan 5 sezonda sen de muhabirdin. Tabii. En hareketli yılı diyebilir misin bu sene? Bence en net adımların atıldığı yıl. Daha hareketli yıllar en oldu. En flash Her yıl misin? hareketli bir kere. En oldu. flash transferleri diyebilir evet, evet. Yani işte Emre Bölezoğlu'nun olduğu sezon da biraz böyleydi o dönemde ama bu kadar haftalar geldi. Heh, Ceko Tabii, hareketlilik şimdi. hep oldu da Fenerbahçe'de. Heh, yani hep her sene zaten ondan bu fazla hatta transfer yaptığı için bunu eleştiriyoruz biraz. Hmm. Ama e, bu kadar A üst seviye Tabii. futbol ya da mesela kaleci ihtiyacı var direkt Livakovic'e net istekli diyor Fenerbahçe. Yani bu tarz herkesin gördüğü eksiklere, net isimlere gidilen e, en net sezon. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz ama <laughs> mesela ...savunma takviyesi vardı. Ya iyi oyuncular alındı işte Kim min gibi oyuncu alındı ama hep böyle bir deneme yanılma gibi görülüyordu. Ama şimdi Beka... net İtalyan Ligi'nin, İtalya Ligi'nin Ligi evet. net en iyi oyuncularından bir tanesi hani talipleri belli, isteyenler belli, ödenen paralar belli. Oradaki ihtiyacı net bir oyuncuyla çözdü. Bunu çok yapmıyordu bu dönem. Maşallah diyelim. Yani iyi kadro kuruyor. bu rekabet açısından çok güzel. Bizim için Peki, de çok güzel. Arda satışı, diğer satışı, gelirler olmasaydı yine bu kadar bütçeyi zorlayacak mıydı Fenerbahçe? Ben yani, yani. şöyle o bütçe bir şekilde yaratılacaktı. Bence bu olacaktı. Yani başkan bu yıl ya yani bu sezon diyor, hedef... da yapacaktı diyor. Yapıl ya tabii bir tabii. şekilde maddi kaynak yaratması gene gerekecekti. Bu arada maddi kaynak için alternatifler de düşünülüyor. İşte bazı şeyler satılabilir, bazı adımlar atılabilir. Sadece oyuncu satışı değil. Ama daha şimdiden Zalay'ı da sayarsak o da 13 14. 12 13 14. O civarda bir şey olacak. <laughs> 45 ile 50 50, yi 50 yi geçecek. bekliyorum bek, dedi satış. <laughs> 50 şöyle geçecek. Eee altı 6.5, Berisha 4 10.5. Arda direkt 20 30 buçuk, ee, 10 zalay diyelim, 12 diyelim, düşükten hesaplayalım, ee, 30 buçuk, 42 buçuk yaptı. Ondan sonra başka kim kaldı? Rossi saydın mı? Yok onları saymadım o, Pedro da. olabilir yani, ya. şimdi onlardan da işte Pedro, Ara, Rossi, Gustavo. Hani toplam 10 da demeyeyim 7,5 gelse 50 milyon euro yapıyor. Ben bugün nasıl geçmiştim? Bu sanki birini daha saymıştım. Çok giden olunca karıştırıyorum. <laughs> Joshua diyor. King kalacak Joshua ama. Joshua King de gider. O çok da yüksek gider ihtimalle. Diyorsun. E, ya 50 milyonu geçecek. Fenerbahçe'nin satışı 50 milyonu gidecek. Bazen de kulüpler şey de yapıyor. Işte maaşının bir kısmını karşılayıp bonservisi yüksek gösteriyor. Kulüpler bu yola da başvuruyor. E, Fenerbahçe'nin satışı 50 milyon euroyu geçecek. Emre sen nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'nin bu politik politikasını? Gerçekten çok önemli oyuncuları getirdi yönetim. Ve bu oyuncular kombine aldırır. Kaç para yaparsan yap kombineyi gerçekten alır. Çünkü Bireysel bitti olarak, zaten kombineler. Bitti. 25 bin, biliyorum, biliyorum. Satışa çıktı, bitti. Yani herkesin izleyebileceği çapta bir kadro kurdu Ali Bey. Katılıyor musun bu soruya? Yani Fenerbahçe taraftarı bir şekilde o kombineyi alıyor zaten senelerdir. O konuda bir problem olmuyor ama tabii bu sene isimleri gördükçe daha coşkulu, daha istekli bir şekilde gişeye de gitmişlerdir. İnternetten de almışlardır kombinelerini. Aslında yani Ali Bey göreve ilk geldiğinde o 2018'deki seçimde herkesin kafasındaki düşünce Ali Bey'le ilgili beklenti aslında böyle oyuncuları getirmesiydi. Yani ekonomik gücünden, iş dünyasındaki kuvvetinden dolayı herkes hayalinde şunu kuruyordu. Ali Koç Fenerbahçe'ye başkan olacak, dünya yıldızlarını kadroya katacak, iyi bir hoca getirecek ve işte o kendi mali gücünü de kullanarak çok büyük fark yaratacak düşüncesi vardı. Bu sene itibariyle şu anda artık en azından bu beklentiye uygun isimler görüyoruz. Şimdi tabii şu, şu tartışılabilir. Bazı oyuncuların yaşı tartışılabilir, maliyeti tartışılabilir ama genel itibariyle Türkiye'de son dönemde kaliteye yapılan yatırımı karşılık aldığını gördük. Yani tabii ki bazı yol kazaları var. Bazı istenilen gibi gitmeyen transferler var ama işte Ceko ne kadar yaşını konuşursak konuşalım. ya yani daha bundan iki ay önce işte burada izledik. iki ay bile olmadı hatta. Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de oynuyordu. E, Tadiç 34 yaşında 35'e doğru gidiyor olabilir ama gerçekten çok büyük kalite. İşte onun da şu tarafı belki konuşulabilir olumsuz anlamda. Oynadı yani istatistiklerini hep tartışıyoruz, konuşuyoruz. Çok önemli rakamlara ulaşmış bir oyuncu ama işte Ajax da bunları yaptı, burada yapabilir mi gibi. Büyük ihtimalle de yapar. Onun dışında işte yaş konusundan bağımsız bir Simanski hamlesi var. Daha genç ve belki ilerleyen dönemde Fenerbahçe'ye para da kazandırabilecek. Aslında Ali Bey'in bu son 4 senelik, 5 senelik süreçte yaptığı transfer profiline uyan bir oyuncu. Daha genç. Daha sonrasında bon servisinden para da kazanılabilecek bir isim. Ama tabii şimdi şu tarafı da konuşmak lazım. Yani her sene 5 senedir Fenerbahçe işte 20 oyuncu geliyor, 20 oyuncu gidiyor. Çok büyük bir sirkülasyon var. O yüzden de belki bir şeyler oturtmak çok kolay olmuyor. Bu sene de benzer görüntü var. İşte Selim az önce saydı. Gidecek oyuncuların sayısı çok fazla. Gelenler şimdiden 2, 4, 7 tane oyuncu şu an kadroya katıldı. Kısa süre içerisinde bu sayı 10'u geçecek gibi duruyor. Burada da sağlıklı bir yapı oluşturabilmek çok kolay olmuş. Mesela Fenerbahçe çok önemli isimler kattı kadroya. Geçen sene hep şu konuşuluyordu. Yerli oyuncu konusunda Fenerbahçe'nin herhangi bir sıkıntısı yok. İşte İrfan Can var, Mert Hakan var, Altay var, Ferdi var, Arda var. Bir çırpıda böyle düşündüğünde ilk 11'de oynayacak isimler vardı. Bu sene mesela bu değişti. Şu anda ben, benim düşünceme göre dışarıdan baktığımda yani 6 da çok devam edilecek gibi gözükmüyor. Divakovic geliyor gibi gözüküyor. İlk 11'inde Fenerbahçe'nin oynayabilecek yerlisi bir tek Ferdi var gibi. Yani onun dışındaki isimler tabii ki rotasyonda olabilirler de 3 tane koymak gerekiyor. Banko diyorsun değil mi? Banko. Yani tartışmasız hadi bir hadi şekilde. Hadi İrfan Can de mesela. Olabilir yani. İrfan i̇ki. da kal kaliteli bir oyuncu ama. 2. Bence mesela zaten 10 numarada İrfan düşünüyorum. Hani 2. Üç nerede? Üçüncü. Üçüncüyü bulmak zor işte. Zaten az önce verdiğimiz haber de biraz bundan dolayı muhtemelen Fenerbahçe'nin planı. Ama yani her şey çok fazla değişiyor. Şimdi mesela şöyle bir şey oldu. Geçen sene başkan dedi ki ben yıllardır hep taraftarın sesini dinliyor bu arada. Taraftarın yaptığı eleştiriler doğrultusunda kararlar alıyor. Yani orada aslında belki iyi mi yapıyor kötü mü yapıyor o kısmını tartışabiliriz. Geçen sene şunu dedi. Tartışılmayacak bir hoca getireceğim ve anahtarı ona teslim edeceğim kurguyu da o yapacak.